Sevgilim bende de var. Tamam, ben çektim. Alo. Merhaba. Merhaba, buyurun. Ben seni bir haftadır takip ediyorum. Hı hı. Ve bu arada fotoğrafta göründüğüm gibi olduğuna bakma, ben 18 yaşındayım. Fotoğrafına bakmamıştım zaten. Okay. Peki, bak sana içimden geleni söyleyeceğim. Sen bana kalırsa pek samimi değilsin. Yani sanki böyle milleti dolandıracakmış gibi bir şey var. Yani o Blind ID'deki konuşmalarını gördüm. Ve de bu klavyedeki, hani klavyen bozuldu diye bağış tagı atmışsın ya. İnsanlara yalan söyleme diyorsun ama kendin yalan söylüyorsun. Bu ne yaman çelişki. Yani. Bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Sorabilir miyim müsaadenizle? Bir şey sorabilir miyim? Arkadaşa bir şey soracağım. Sen yayınları gerçekten izlediğine emin misin? Hayır. Bir haftadır yani çok şey zaten takip ettim. O... YouTube'dan gördüm zaten. Ya şöyle bir zaten o... yayın açılmıyor zaten. Klavye oraya konalı bir sene olmadı. Yayınları izliyor olsaydın bütün konuşmalardan bunun ne olduğunu anlardın. Ben çelişkiyi sana söylemeye çalıştım. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen bunun yalan olduğunu nereden biliyorsun? Ben söyledim değil mi? Evet sen söyledin. Klavyen ben söylediysem, ben söylediysem bu yalan mıdır yoksa taşacak geçmek midir? Bence ikinci seçenek sence? Hmm. Aa. Yani bilemeyeceğim artık yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Canım kardeşim. Sen benim klavyemin bozuk olmadığını... Bir moderatörüm ya da bir izleyicim mi sana fısıldadı şey diye? Aslında Laylo'nun klavyesi bozuk değil, sadece para kazanmak için yapıyor diye fısıldadılar mı sana? Yoksa ben yayında kendi ağzımla ben klavyem bozuk diye donate paylaştım para kazanayım diye aslında klavyem bozuk şey değil mi dedim? Heh. Çok dar bir bakış açım var, sen ilerleyemezsin. İnsanları tahammül etmen gerekiyor. Yani 800-900 bin izlenirsin, daha ileri gidemezsin yani. Nereden vardın bu sonuca? İnsanları tahammül edemiyorsun. Bak Ferit'e, bak Jahren'e. Tam Jahren istisna ama... Nereden vardın bu sonuca? Nereden vardığımı söyledim işte. İnsanlara nereden karşı... vardığını söylemedim. Ferit 8000 izlemiş. Söyledim işte. İnsanlara karşı daha hoşgörülü olman lazım. Daha iyi niyetli olman lazım. Ne gibi? Ben sana kötü bir şey mi söyledim şu anda? Instagram'lardaki yorumları neden kapattım diyorsun? Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Evet, çünkü haftalar çocukları. Hayır, sen bir kere kimseye emir verme dostum. Bu birincisi. Ha. Ha. Bir de dağdan in. Evet. Üçüncü olarak annemle attığım fotoğrafın altına abla anını sikeyim de yorum atan bir tayfa var. Ne yapmamı bekliyorsun? Sence aptal orospu çocuğu değiller mi? Şimdi şöyle... Onları engelleyebilirsin. Herkesi teker teker engelleyeceğim öyle mi? Kaç tane yorum geliyor sana? 800-900 bir fotoğrafın altına. Hepsini teker teker engelleyecek miyim? Hayır yanlış. 800-900 yorum gelmiyor. Adam bir kere yorum yapmıyor. Aynı hesabından 3-4 kere yapıyor. Sana 800-900 olarak gözüküyor. Ha, yoksa onlar tek bir şeyden başlıyor. Hmm. Eğer sen böyle insanlara daha da böyle kinli davranırsan... Onlar sana daha da nefret bağlayacak. Ama ben yorumları kapattığıma göre artık yorum gelemeyecek. Dolayısıyla artık kendi davranamayacak. Zamanında Levo da onlara karşı şey yaptı. Ondan sonra şimdi adımı ghostluyorlar, tilt ediyorlar. Görüyorsun zaten Mazlar oyununu izledim. Flash Engage'de 5 şey yaptı, ulti bastı. Direkt tek yedi, kaybetti herif yani. Ne alaka aptal? Ya insanları... Çocuğum beyin özürlemişsin. Benim Instagram yorumunu kapatmanın Levo'ya mal zaharla flash ulti engage atmalarının ne alakası var? Sen, bence sende bir IQ... Ya ben insanların diyorum ki ne derece kin besleyebileceğini söylüyorum. Benden ne? Daha da... Ben de bir... Ya burada bir şey tartışmaya çalışıyoruz kardeşim yani. Ne bana nesi? Bana ne oğlum? Ben Instagram'dan rahatsız oldum. Kapattım yorumları sana ne? Salak mısın? Ben diyorum ki... Salak ya. Valla IQ oranım düştü yemin senin ediyorum. Senin niye geldi bu sen kadar? Diyorsun ki bana. Sen diyorsun ki bana... Ben nasıl daha ileri gidemezsin diyorum ben. Demedim öyle bir şey. Ben ileri gitmek istemiyorum. Ben olduğum yerde kalmak istiyorum.
olduğun yerde kalmak istiyorsun. Evet. Tamam. Böyle devam et o zaman. Teşekkür ederim. Tamam. Kapıyı kapattın suratıma ya. Ben onu anlamadım. Niye seni bu kadar gerdi bu olay? Niye takıldın yani? Yok yani kız biraz garip yani. Reg misin? İzin tamam. Aldık. Sana göre garip, bize göre değildir belki. Ya. Veya sen garip olabilir misin? Buradaki herkes normal olabilir mi? 18 yaşındaysan muhtemelen... Babası geldi galiba. Layla babam mı geldi? Annem geldi tatlı. Tamam. Anne yayını açınca ilk başta diyor ki 18 yaşının altındaysanız izlemeyin. 18 yaşında olan senin yaşıtın senin bir üstüne bu nasıl bir alet? Anne ne alakası der. Var? Öyle ne kadar sinirlenirsen ben hiçbir zaman bak ne kadar öfkelenirsem kontrol altında tutmak zorundasın. Annem bile sana muhalif olmuş. Seni sinirlenen sen bir sus sen bir çeneni kapa. Evet. Yine cevap verin. Senin farkın böyle ortaya. Evet canım kardeşim seni dinliyorum. Açtı. Evet. Diyecek bir şey kalmadı annen. Diyeceğini aynen, dedi. Aynen. Annem diyeceğimi dedi. Senin teşekkür yayınlar. Ediyorum canım arkadaşım. Bıraksa dövecek tipe bak. Abi gerçek bilim. Annem de ağzıma sıktığına göre. Burayı tokyalım bakalım.